Sokağın Sesi'ne bugün vatandaşlara İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili düşüncelerini sorduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum olarak açıklandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bence Ekrem İmamoğlu olaraktan düşünüyorum. Çünkü İstanbul'a defalarca gittim geldim. Ekrem İmamoğlu'nun otobüs sektöründe çalışıyordum. Çalışmalarını gördüm. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nda da gördüm. Yani benim gözümde Ekrem İmamoğlu daha öncelikli. Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin ne olmasını isterdiniz İstanbul'da? İstanbul'da projelerin ne olmasını? Trafik sorunu. Çünkü İstanbul'da yoğun bir trafik sorunu var. Onun haricinde yani İstanbul'da başka düşünemiyorum. Çünkü geri kalanı metro, metrobüs bu şekilde ilerliyor ama şehir içi trafiğinde çok sıkıntı var. Murat Kurum belediye başkanı olarak seçilirse deprem konusunda çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu araştırdım. Murat Kurum'un deprem projelerinde yani geçmişini araştırdım ve baktım ve projeler hakkında çok iyi şeyler var. İstatistikler var. Yani hakkımızda hayırlısı artık. Tam olarak onu ben de bilmiyorum. Nasip kısmet diyelim. 31 Mart seçimlerinden sonra göreceğiz artık. Kurumu İmamoğlu götürür. İmamoğlu olması lazım bana. Kurum biraz geride. Yanlış bir seçim oldu AK Parti için yani. Ekrem İmamoğlu'nun ilk projelerinin ne olmasını isterdiniz? Ekrem İmamoğlu şu anda geçen dönemde çalışamadı. Biraz frenlediler. İstanbul'un derdi bitmez. En az bu kadar da çalışması lazım onda yani. O da geçer not değil, ortada. Olumlu düşünüyorum. Memlekete bir faydası olur. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Sizce yarışı kim kazanır? Murat Kurum kazanır yani. Bir deneyimi var. Güveniyoruz kendine. Murat Kurum'un ilk projesinin ne olmasını isterdiniz İstanbul'da? İstanbul'da şu an gördüğüme kadarıyla bu metrobüsler, efendim, ulaşım sorununu çözeceğine inanıyorum. Bunlarda bir sıkıntı olduğunu görüyoruz yani, yaşıyoruz genelde medyadan öğrendiğimize kadar. İnşallah daha iyisi olur. Murat Kurum seçilirse deprem noktasında çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Olumlu yönde düşünürseniz kentsel dönüşüm başladı ve de inşallah biraz daha başarılı olur, insanlara faydalı olurlar ve sağlıklı binalar yapılacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, tabii ki AK Parti bir iktidar partisi olarak belediyede de başarılarını ben görüyorum açıkçası. Şimdi bunu şey yapamayacağım, biraz zıt bir görüş olsam da belediye adaylarında bence başarı da var. Bu sefer İstanbul'daki karşı aday zor olsa da başarma ihtimalini görüyorum Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarabileceği en iyi adayı çıkardı diye düşünüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na gelecek olursak, İstanbul'da bulundum, orada yaşadım. Şu anda burada yaşıyorum, memleketimde yaşıyorum. Ancak İstanbul'da başarılı olduğunu duyuyorum arkadaşlarımdan ve seçimi kazanacağını duyuyorum. Öyle öngörüyorlar. Tabii ne olacağını bilemeyiz seçimin gününe kadar, seçim sonucuna kadar ne olacağını bilemeyiz. Ancak dediğim gibi başarısını öngörüyorum. İki rakip de yani iyi rakipler. Sizce yarışı kim kazanır? Yarışı kim kazanır? Bence Ekrem İmamoğlu kazanır. Ekrem İmamoğlu'nun ilk projesinin ne olmasını isterdiniz? İlk projesini. Ya metrolarda başlamıştı, sonucunu getiremedi bir kısmının. Belki ona bir sonuçlandırabilir. Yani İstanbul ona bir şans verdi. Sonuçta Büyükçekmece belediye başkanıydı o da ondan önce. Beylikdüzü, özür dilerim. Orada da gayet başarılı oldu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı oldu. Ya ilk projesinin dediğim gibi metroları sonuçlandırabilir. Onu gerçekleştireceğini zannediyorum. Başlamıştı zaten. Başladığı işi bitirir. Onun dışında ulaşımı zaten bununla beraber kolaylaştırmış olur. Çünkü birçok noktaya yer altından ulaşım geçecek yani. İyi olur o. Dediğim gibi yani metroları sonuçlandırır, bitirir. Devamında şu anki projelerini takip etmiyorum ama başladığı işi de bitiriyor diye duyuyorum yani. Ne kadar burada yaşasam da orayı takip ediyorum. Sonuçta Türkiye'nin finans noktası İstanbul. Sonuca bağlar diye düşünüyorum. Dediğim gibi ulaşımda büyük projeler yapabilir. İstanbul için çok güzel, yani her şeyi en güzel şekilde getireceğine inanıyorum. İnşallah Murat Kurum'dan yanayız tabii ki de. Ülkemize de İstanbul'a da çok güzel getireceği şey olacak. Hani güzel insan, işini bilir yani inşallah. Ona başarılar diliyoruz buradan inşallah. Murat Kurum seçilirse eğer deprem noktasında çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İnanıyoruz, güveniyoruz.
Yani yaparsa Murat Kurum yapar. Murat Kurum, o da güzel bir insan. Hani geçmişini araştırınca, hani böyle adamı ilgilendirince, o zaman tabii güzel çıkıyor. Hani geçmişi temiz bir insan. Ama Ekrem İmamoğlu'nda faaliyetleri yüksek. Hani o da İstanbul için bayağı çok şey yaptı. Hani ülkemiz için hayırlı olsun. İstanbul ne de olsa Türkiye'nin en önemli illerinden. Hani hatta birincisi diyebilirim. İnşallah seçilir. Hani ne olursa olsun, ister Ekrem İmamoğlu, ister Murat Kurum olsun. İkisi de hani ülkemize hayırlı olsun. Sizce yarışı kim kazanır? Hani Murat Kurum tabii güzel biri ama Ekrem İmamoğlu yine götürür diye düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu hani CHP içinde iyi bir insan. Vallahi hangisi hayırlısıysa o yönetsin yani. Hepimiz kardeşiz. Yani ben AK Parti'de hepsi birleşse de yani yönetseler, particiler ülkemizi güzel günlere götürseler, öyle olur istiyorum yani. Kardeş, yarışı yani. Kim kazanır? Bence %90 AK Parti kazanır. Çünkü bütün seçimleri o kazanıyor. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah hayırlı olan kazansın. Sizce kim kazanır? Ben İstanbul'u bilmediğim için yorum yok. Murat Kurum seçilirse eğer, deprem noktasında çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İnşallah iyi olur. Öyle projelere, deprem projelerine ilgilenirse çok mutlu oluruz. Yani bir sürü canlar yandı, depremler oldu. Allah yani öyle bir imkan varsa inşallah onu seçerler. Vallahi bence isabetli bir kişi olarak görüyorum ben onu. Bakanlığından takip ettiğim için iyi hizmetler oldu. İnşallah İstanbul için de iyi hizmetler yapar. Öyle düşünüyorum. Sizce yarışı kim kazanır? Vallahi halkın tercihi ama bu sefer herhalde Murat Bey kazanır gibi düşünüyorum. Yine de takdir halkın. Halk ne derse olur. Murat Kurum seçilirse eğer ilk projesinin olmasını istersiniz? Ya İstanbul trafiğinin çözülmesi, İstanbul'daki işte bu kentsel dönüşümün hızlandırılması. Biliyorsunuz İstanbul deprem tehlikesi olan büyük bir yer ve çok kalabalık, yoğun bir nüfusu olan bir yer. Önce onun önleminin alınması lazım. Hangi iktidar gelirse gelsin, kim gelirse gelsin bu çözümü üretmeleri lazım. Trafik zaten başlı başına bir çile İstanbul'da, biliyorsunuz. Tabii biz Afyon'da duruyoruz. Burası gibi düşünün, burası küçük bir şehir. Böyle bir sorun yok. Ama İstanbul'a gelen onu çözmesi lazım. Murat Kurum seçilirse eğer deprem noktasında çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu süreç hemen gelir gelmez 5 yılda veya 3 yılda bu kolay çözülecek İstanbul'da bir şey değil. 50 yıllık bir daha da fazla, daha da uzun sürelik bir yapı kentse, yani öyle bir çarpık yapılaşma var. Onu düzeltmek çok zor. Ama bir tabii başlamak bitirmenin yarısıdır diye düşünüyorum. İnşallah çözerler. Çok iyi düşünüyorum. İstanbul'u İstanbul yapacağına inanıyorum. Sizce yarışı kim kazanır? İnşallah Murat'tan yanayız. Murat Kurum seçilirse eğer ilk projesinin ne olmasını isterdiniz? Evleri yapacak o. Evleri zaten diyor o. Depremde büyük başarısı var. Murat Kurum gelirse İstanbul için çok iyi. Gayet iyi. Bakanlığında deprem olduğunda 58 gün, 60 gün, 2 ay oralarda kaldı, adam gelmedi. İnsanlarla ilgilendi, durumla ilgilendi. Tam adına göre bir adam. Bakanlığından memnunuz. İnşallah belediye başkanlığından da memleket olarak İstanbullular daha çok memnun olur. Murat Kurum seçilirse eğer deprem noktasında çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen, bence de öyle olacağına inanıyorum yani. İstanbul'a çözüm getireceğine inanıyorum o adamın. İyi birisi, art niyeti olmadık, memlekete hizmet etme aşkıyla dolu birisi. Allah razı olsun hizmet eden herkesten. Murat Kurum seçilirse eğer ilk projesinin ne olmasını isterdiniz? Bu depremle alakalı. Bunu yapılandırma neydi o? Onu ilgilensin yani, depremle çok insan ölecek. O bakımdan o işi yaparsa Allah razı olsun derim şimdiden. Allah işini rast getirsin derim. Beğendiğim bir insan. Sizce yarışı kim kazanır? Vallahi yani yapılan işlemlere, eski şu son 5 seneye bakarsan Murat Kurum'un kazanması lazım mantıken. Onun da kazanması hayırlı olur diyorum İstanbul için. Murat Kurum seçilirse eğer deprem noktasında çok büyük projelerin olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi daha önce yaptıklarını gördük. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı olabilir. Onaylıyorum yani. Murat Kurum seçilirse eğer ilk projesinin ne olmasını isterdiniz?
Vallahi ne bileyim artık İstanbul'un neyse, ben Ümraniye Belediye Başkanı'ndan memnunum. O da İstanbul'u düzeltsin. En azından şu metrolar çalışsın, insanlar yollarda, İstanbul trafiği saatlerce süren bir şey. Ben İstanbul'un bir ucuna bir ucuna gidene kadar Afyon'a geliyorum. Yani en önemli trafik, otopark. Başka bir şey yok yani benim bildiğim kadar. Zaten sular akıyor, şeyler akıyor, çöpler toplanıyor. Onları belediyeler yapıyor. Onun dışında bildiğim bir şey yok.